Materials kontrol satışların geri alınması. MC'de satışları geri almak mümkündür. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki satışları güncellerken reçetelerimizin durumu neyse satışları geri alırken de öyle olmalıdır. Örneğin bir reçetede hata olduğunu gördük ve bu sebepten dolayı satışlarımızı geri alacağız. Öncelikle reçetelerimizi düzeltmeden satışlarımızı geri almalı, reçetemizi düzelttikten sonra tekrar satış güncellemesi yapmalıyız. Satışlarımızı geri almadan önce reçetelerimizi düzeltmediğimizden emin isek ve satış malı reçete veya stok malı bağlantılarında hiçbir değişiklik yapmadıysak, maliyet kontrolü altında POS sistemleri POS satıştan oku kaydet menüsüne giriş yapıyoruz. Burada tarihçe bölümüne gelip geri almak istediğimiz tarih aralığını seçiyoruz. Örneğin 1 Nisan ile 30 Nisan arasındaki satışları geri alacağım. Detayları göster deyip yükle dersem her satış lokasyonu için Nisan ayında güncellenmiş satışları gösterir bana. Buradan istersem tüm lokasyonlarımın satışlarını geri alabilir ya da sadece bir lokasyon için geri alacaksam buradan o lokasyonu seçerek satışlarımı düzeltebilirim. Buradaki lokasyon numaralarının hangi lokasyona ait olduğunu öğrenmek için ise maliyet kontrolü, POS sistemleri, satış noktaları menüsüne girip sarı dosyaya basıp tamam dediğim zaman hangi satış noktasının hangi numaraya ait olduğunu buradan görebilirim. Örneğin bir numara Kafe 2'ye aitmiş. Gelir güncelleme ekranına gidiyorum. Ben Nisan ayındaki bütün satışlarımı düzelteceğim. Hepsini seçiyorum ve düzelt diyorum. Kesinlikle kayıtları sil demiyoruz. Kayıtları sil demek bu kayıtları database'den de siler ve geri dönüşü yoktur. O yüzden düzelt diyoruz. Düzelt butonuna bastığımız zaman bu satışlar sistem yönetimindeki ekrana eksi olarak gelecektir. Ve ben burada görülen eksi satışı güncellediğimde bu satışlarımı geri almış oluyorum. Satışların geri alınması işlemi aslında bir gelir güncellemedir. Eksi gelir güncellemedir. Yani biz geliri eksileyerek güncellediğimizde satışlarımızı geri almış oluyoruz. Tıpkı gelir güncellemede olduğu gibi bu işlem bittikten sonra da bir bilgi sayfası gelir. Biz buna kapat dediğimizde eksi gelirin güncellendiğini buradan görebiliriz.